Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densiz de imkanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeni Haşim Hoca. Orta Çağ'da Dünya Ünitesi'nin TYT tarzı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci test. Birinci soru. Başlangıçta politeist bir inanca sahip olan Roma'da yasaklanmış bir din olan Hristiyanlık 313 yılındaki Milano Fermanı'yla serbest bırakılmıştır. 381 yılında ise Hristiyanlık Roma'nın resmi dini haline gelmiştir. Buna göre Hristiyanlık dini Roma İmparatorluğu tarafından ortaya çıkışından yaklaşık 400 yıl sonra resmi din olarak kabul edilmiştir. Roma İmparatorluğu'nda çok tanrılı dini inanışlar görülmüştür. Roma İmparatorluğu tarihi boyunca farklı dinlere karşı hoşgörü içerisinde olmuştur. Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, birincisinde Hristiyanlık dini diyor, 400 yıl sonra resmi din olarak. Bakın 381 yaklaşık 400 yıl demek. Evet, doğru. Roma İmparatorluğu'nda çok tanrılı bir dini inanışlar görülmüştür. Politeist demek arkadaşlar çok tanrılı din demek. Evet, var. Roma İmparatorluğu tarihi boyunca farklı dinlere karşı hoşgörü içerisinde olmuştur. Hayır, bakın yasaklanmış. Dolayısıyla hoşgörü burada yok. Cevap onun için 1 ve 2 B diyoruz. İkinci sorumuz. Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuyla ilgili efsanelerde Remus ve Romulus kardeşlerin bir dişi kurt tarafından emzirilerek yetiştirilmesi anlatılır. Uygurların Türeyiş destanında Türk prens ve dişi kurttan çoğalan Türkler anlatılmaktadır. Yukarıda farklı toplumların farklı coğrafyalardaki destanlarına ait iki kısa bilgi verilmiştir. Bu bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Uygurlar ve Romalılar aynı soydan gelmektedir. Hayır, bu bilgide yukarıda öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Uygur destanı tarihsel süreç olarak Roma destanından daha önceki dönemlere aittir. Burada hangi döneme ait olduğu bahsedilmiyor arkadaşlar. Farklı uygarlıklara ait kültürel değerlerin benzerlik gösterebilir. Evet, bakın dişi kurt burada da var ve dişi kurt burada da var. Onun için cevap C diyoruz. Diğerine bakıyoruz. İnsanlığın gelişmesinde dişi kurdun varlığı inkar edilemez. Hayır, ondan bahsetmemiş. Efsaneler toplumların tarihiyle ilgili birinci derece kaynaklar olarak kabul edilir. Hayır, kabul edilmez. Arkadaşlar, yazılı belgeler. Efsaneler yazısız belgeydi. Cevap C. Üçüncü sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri 1215 Magna Carta'nın sonuçlarından biri olarak kabul edilemez? Hukukun üstünlüğü ön plana çıkarmıştır. Evet, Magna Carta soylularla İngiltere kralı arasında, yani derebeylerle kral arasında yapılan bir antlaşmaydı ve kanunun üstünlüğü ön plandaydı. Kral ve derebeylerin karşılıklı vazifeleri belirlenmişti. Doğru. Protestanlık resmen tanınmıştır. Arkadaşlar, protestanlığın resmen tanınması Augsburg Antlaşması ve Westfalya ile olacak. İngiltere'de merkezi otorite artmıştır. Kralın gücü kanunla kısıtlanıyorsa arkadaşlar, merkezi otorite artmaz. Madem kabul edilemez demişti, evet, cevap D diyoruz. Dördüncü soruda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılış sürecine girmesiyle Avrupa halklarının can ve mal güvenliği ortadan kalktı. Halk yaşadığı bölgenin ekonomik ve askeri güce sahip lordlarına sığınmak zorunda kaldı. Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açtığı, sebep olduğu söylenebilir? Türklerin Avrupa'ya göçlerinin başlaması. Arkadaşlar, Türklerin Avrupa'ya göçlerinin başlaması Çin hakimiyetine girmemesi ve kavimler göçüyle olmuştu. Sasanilerin Batı Roma topraklarını ele geçirmesine, Bununla ilgili yine bir bilgi Sasanilerden bahsetmiyor. Katolik Kilisesi'nde yenileşme hareketlerinin başlamasına bu ise reform ile olmuştu. Doğu-Batı ticaretinin sona ermesine ticaretle ilgili de bir bilgi vermemiş. Ancak arkadaşlar feodalitenin Avrupa'da yerleşmesine, bakın can ve mal güvenliği ortadan kalkan insanların askeri güce sahip lordlara yani derebeylere sığınmaları feodal sistemi doğuran bir durumdu. Cevap E diyoruz. 5. soru. Kavimler göçü siyasi, dini, kültürel ve ekonomik hayat üzerinde etkili olmuş, ortaya çıkan bazı unsurlar günümüze kadar gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da günümüze kadar gelebilen bir unsur olmuştur? Feodal yapı arkadaşlar Avrupa'da son verildi. Merkezi krallıklar güçlendi. Skolastik felsefeye, kilise düşüncesine son verildi. Kilisenin her alanına hakimiyeti kaldırıldı. Laiklik geldi. Destan ve efsaneler ise yani feodal sistemin uygulandığı dönemin efsaneleri, destanları arkadaşlar günümüze kadar yazıldı, çizildi, anlatıldı, devam etti. Sınıfsal toplum yapısı yani köle, soylu, efendi gibi, burjuva gibi sınıflar ortadan kalktı. Cevap D. 6. soru. Orta Çağ'da 1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne neden olan veba salgınının sosyal, dini, ekonomik alanlardan hangisinde önemli etkilere yol açtığı söylenebilir? Arkadaşlar sosyal olarak toplumu etkiledi. Moralleri bozdu. Dini olarak ise dini etki feodal sistemin kavimler göçünden sonra kuvvetli oldu. Ancak ekonomik olarak toplum bu veba salgınından neredeyse yarısının ölmesinden dolayı etkilendi. Cevap D diyoruz. 7. soru. Bizans imparatorunun gücünü Tanrı'dan alan otokrat bir yönetici konumuna gelmesi. Sasani krallarının Tanrı Ahura Mazda'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılması, Moğolların Büyük Şaman'ın Cengiz Han'ı Gök Tanrı'nın secdine dair kehanette bulunması, bu durumlardan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? 3 tane ayrı devletten özellik vermiş, bir ortak yargı istiyor. Devletlerin inanç sistemleri ortaktır. Hayır, farklı farklı inanmışlar. Hükümdarla Tanrı Kral anlayışı görülmüş. Hayır, Tanrı'dan gelen bir güç var ancak Tanrı Kral olarak görülmemiş. Hükümdarlıklara meşruiyet yani bir dayanak noktası kazandırmak için birisi gücünü Tanrı'dan demiş, yine diğeri Tanrı Ahura Mazda'dan demiş, Gök Tanrı'dan demiş. Dolayısıyla toplumuna karşı bir meşruiyet hükümdarlar kazanıyor. Devletler yönetimde din kurallarını ön planda tutmuşlar. Burada arkadaşlar din kurallarını ön plana tuttuklarına dair yani dini kuralları devleti yönettiklerine dair bilgi verilmiyor. Ticari faaliyetlerinin yoğunluğu dinsel etkileşime yol açmıştır. Herhangi bir ticaretin üçünde de bahsedilmediği için cevap C. 8. soru. Aslı öğretmen öğrencilerine Cengiz Han istilacı ve acımasız bir hükümdar olarak bilinse de Celaleddin Harzemşah ile bir görüşmesinde sarf ettiği dünyanın imarı ticaretle olur, onun için aramızdaki ticari ilişkileri geliştirelim cümlesinin hangi konunun önemini vurguladığı sormuştur. Bu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğru olarak söylenebilir? Arkadaşlar bir yerde ticaret varsa ekonomik kaygı vardır. Askeri güç yani savaşmakla ilgili bir bilgiden bahsetmiyor. Tam tersi barışla ticareti devam edelim. İnanç birliğinden bahsetmiyor. Bilimsel bir faaliyetten bahsetmiyor. Siyasi birlik yani ortak bir devlet kuralım demiyor. Cevap A.